Happy New Year dostlar, hepiniz yepyeni video hoş geldiniz. Karşınızda F1 Manager ve 22, yani 2022'nin menajerlik oyunu arasında uzun aradan sonra ilk F1 menajerlik oyunu hem de resmi bir şekilde geliyor. O yüzden çok da güzel ve bu zamana kadar yapılmış F1 ile alakalı veya motorsporlarla alakalı en azından en detaylı olabilecek F1 yöneticilik oyunu diyorlar. Yönetmenlik mi artık, yöneticilik, menajer diyelim. Türkiye'de zaten menajerlik lafı oturmuş herhalde. O yüzden çok heyecanlıyım. İlk defa böyle o hayalini kurduğumuz takımları kendimize el alıp onları şampiyon yapma veya istediğimiz pilotu daha iyi yontma, daha şampiyon adayı olmasına doğru oylama ve onu şampiyonluğa giden yolda önderlik etme gibi imkanlarımız var. O yüzden heyecanlıyım. O sebepten ötürü çok vakit uzatmayacağım. Zaten tatilden yeni geldim. Enerjim, keyfim, her şey yerinde. Sizleri de çok bekletmeyeyim. Beleş içeriklerle olabildiği kadar idare ettiğimizi düşünüyorum. Artık normal oyunlarımıza dönelim. Kariyer diyorum ve başlıyoruz. Tabi bir hikayesi önce. Formula 1 dünyada en çok rağbet gören motor sporlardan önde gelen spor dalı. 20 tane sporcu, dünyanın en yetenekli 20 motor sporcusu 10 farklı takımın 2 farklı aracına oturur ve tabii ki de baya baya iş yapmaya çalışırlar. Yeni regülasyonlardan bahsediyor. 2022'de biliyorsunuz yeni araçlar geldi. Yani araçlar yenilendi diyelim. O regülasyonlar beraber rekabet de arttı. Bütçe de arttı, düştü. Genel olarak bütün takımlarda eskisine nazaran daha güçlü takımlar daha az bütçeyle yarışırken daha güçsüz takımlar daha çok bütçeyle yarıştı. Bu da daha fazla Ar-Ge çalışması ve daha fazla arabayı geliştirme demek oluyor ya da pilotlarına daha fazla yatırım yapmak. Ve tabii sonunda işte bu işte Formula 1 falan diye başlıyor. Şimdi burası bizi böyle bir karşılıyor. Burası ne derseniz ilk baştaki takım seçme aşaması. Her birinin biraz hikayesinden bahsediyor. Şurada okumak isterseniz biyografisi de var zaten. Her bir takımın biyografisini tam olarak olduğu gibi okumuyor da birazcık daha farklı, daha detaylı okumaya çalışıyor. Böyle her Mercedes, Red Bull her takıma geldiğinizde ayrı hikayesi var. Takımın ne zaman, nerede kuruldu, en son hangi başarılara imza attı, takımın işte mühendisleri gördüğünüz gibi, aerodinamik şefler, takım şefleri, birinci, ikinci pilot ve yedekleri, ortalama otomobil performans, pilot performans, personel performans ve merkez kalitesi gibi detaylı şeyler var. Şimdi şu sesi durdurayım. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Yani menajerlik oyunu genel olarak zordur. Çok fazla detay olur ama iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi tabii ki de bu oyunu bana gönderen Eyüp'e teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde şu anda bu oyunu sizlere sunuyorum. O yüzden bunlar kıymetli şeyler. Her oyunu alamayabiliyorum. Her oyunu takip edemeyebiliyorum. Bazen böyle benim radarım dışında oyunların dışarıdan benim cebim dışında bana da hediye olarak gelmesi bana da ve kanala da büyük destek sağlıyor. O yüzden Eyüp'e tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer bir kısımda oyunun Türkçe olması. Genelde menajerlik oyunlarında oyun Türkçe olmadığı için hep yama beklenir, bir şey beklenir. Ya da İngilizcesi olanlar tabii rahat rahat takılıyorlar ama Türkçe olmasını ben çok sevdim. Çok da takdir ettim, inşallah böyle şeylerin sayısı artar. Şimdi gelirsek asıl önemli kısmı, ben Perez'i şampiyon yapma gibi bir hedefim var bu oyunda. Onu söyleyeyim. Yani Perez'i en sevdiğim pilot, sempati duyduğum, tuttuğum takım olarak da o yüzden Red Bull takımı tutuyorum diyebilir miyiz yarışlarda bilmiyorum. Diyebiliriz herhalde ama bireysel olarak en çok Perez'in dünya şampiyonu olmasını hayal ediyorum. Tabii ki de böyle hayvana karşı imkanı yok. Onu da farkındayım, biliyorum da. Perez'in şampiyon olma hamuruna sahip mi derseniz o da yok. Onu da biliyorum ama işte insandaki sempati böyle bir şey. Yani insan sevdiği pilotunun dünya şampiyonu kupasını bir kere olsun kaldırsın istiyor. Meksika'yı, ülkesini gururlandırsın istiyor. Tabii menajerlik oyunu olduğu için arkalardan bir yerlerden başlamamız gerekecek. Niye diyeceksiniz? Şimdi biz bir menajeriz. Takıma geldiğimiz gibi her bir takımda şurada detaylar var. Bakın misal Mercedes'e geldiğinizde başlangıç bakiyesi yüksek. Takımlar şampiyonasındaki hedef son hedefi üçüncülük diyor. Ve bunlarda takım derecesi de yüksek olduğu için beklentiler de yüksek oluyor. Şimdi biz yeni gireceğimiz için takım beklentileri bizden çok fazla yüksek olacak. Sürekli podyumlar almamız istenecek. Tabii altımızdaki araç ve pilotlar da o düzeyde ama gerçekçi olması açısından futbolda da böyle yapılır ya. Düşük bir takımdan başlayıp
Sonrasında o istediğiniz hayalini kurduğunuz takımdan teklif gelmesini beklemek. Teklif geldikten sonra oraya gitmek çok daha makul ve doğru olacağını düşünüyorum. O yüzden sonlardan, bak sezon hedefi 9. yıl biliyorsun. Sonlardan başlamak istiyorum ben. Haas'ta Magnussen'e karşı sempatim var. Schumacher'de tabii ki de güzel, iyi bir çocuk. Yani kimseye bir zararı yok ama Haas'ta Williams'ta Albon var biliyorsunuz. Albon da son zamanlarda böyle değeri çok görülemeyen, özellikle Belçika Grand Prix'sini izlediyseniz artık yani eşek arabasını ata çevirecek hareketler yapmaya başladı. O yüzden istiyorum Vettel'i yine bir şampiyon yapmayı bir hayaliniz olabilir. Bakalım Alpine de yine olabilir ama Williams'a başlayayım diyorum. Albon'u birazcık yüceltmeye çalışalım ve daha ileri teklifler girene kadar birazcık Williams'a para kazandıralım diyeyim. Williams kabul ediyorum. Takım ismi tabii ki de burada profil oluşturmanız gerekiyor. Kimsiniz siz? Takım patronu olarak onu bilmek istiyorlar. O yüzden başlangıç rehber açık olsun, devam et diyorum. Yeni oyunu başladı. Evet. Video bu arada sıkıcı olabilir. Menajerlik oyunu uzun uzun anlatıları ve çokça detaylarıyla ünlen ünlüdür. O yüzden sıkılanlar lütfen anlayışla karşılasın. Welcome to the team. It's great to have you on board. Teşekkür ediyorum. Audrey. We came under new management recently here at Williams. Heyecanlı vakitte aramıza katıldığını söyleyebilirim. Ekibe hemen alışacağına eminim. Hadi sana etrafı göstereyim. Yeni takım patronu olarak takımla ilgili birçok şeyden sorumlusun. Takımın gelişimini yönetecek, mali durumları gözetecek ve yarış günü stratejilerine karar vereceksin. Buradaki panelden çoğu şeyi takip edebilirsin. Sana neyin nerede olduğunu göstereceğim. Tamam, geç abi. Okey, geç. Çok bilmediğimiz bir şey değil bunlar. Burası bizim şu anki durumumuz. Takımın durumu. 9 ve üstü istiyoruz. Şu anda sıra olarak 8.yiz anladığım kadarıyla. Gayet iyi yani. Üstündeyiz. Uzun vadeli hedef puan çekişmesine gidebilir miyiz? Puan koparabilir miyiz tabii ki de. Latifi ve pilotlarımız var burada. Burada da diğer takımlar var ve takımlar arasındaki yerimiz, puan durumumuz. Diğer takımlarınkini de görmüyoruz çünkü sezon yeni başlıyor ondan dolayı. Pilotlar da burada yine aynı şekilde. Burada bizim yarış günlerimiz ve pistlerimiz var. Hangi gün ne zaman olacak, hangi etaplar koşulacak vesaire vesaire. Burada da yaklaşan aktiviteler var. Yani araca yaptığımız gelişmeler, sponsorlu anlaşmalar ve yarış hafta sonları diyor. Gelen kutumuza bir bakalım. Hoş geldin diyorlar. Takıma hoş geldik. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Takvimimiz var gördüğünüz gibi. Geçelim. Pistlerimiz var. Bu da takvimimiz. Buna göre gideceğiz. Burada son hazırlıklarını burada yapacağız. Okey. Hedefler incele. Performans hedeflerimiz varmış. Bütçem şu an bu mu? Olası ödül diyor bu. Aa, bütün hedeflere ulaştığınızda aralarda bonus ödüller de alıyoruz demek ki. Şu an bu ikisi hallolmuş. Performans hedeflerini de yapabilirsek güzel. Tur rekoru 1.31'miş. One of my favorite places. This is where the car builds happen. And where we develop. Otomobil montajı, parça geliştiriyor ve depoluyoruz. En büyük arzumuz sezon boyunca ekibin bileşenleri geliştirmek üzere çalışması ve iki otomobilin de iyi durumda olması. Otomobilin analizine girerek montajların diğer takımların otomobiliyle karşılaştırabilirsin diyor. Okey. Otomobil montajını yönet. Burada gördüğünüz gibi neye vereceğini, neye vermeyeceğini gösteriyor. Ön kanat yaparsak misal viraj almada düşük hız viraj alma, daha az G mi yiyeceğiz, orta hız yine gayet yükseliyor. Yani turkuaz olan yerler artı görecek yerler olarak gözüküyor. Arka kanadı düzeltirsek azami hızımız ne kadar artacak onu çok göstermiyorlar ama. Buna tıklarsam misal. Çok fazla yok. Burada üretim yapılıyor. Tasarım değiştir. Otomobil parçası bilgisi 0. Üretim de şu an yapamıyoruz. Herhalde var bunlar değil mi? Motor. Neyse bunları da geleceğim artık. Şu anlık direkt gelir gelmez hemen otomobil yapalım demeyeceğiz. İlk bir yarışa geleceğiz. Tamam, burada pilotlarımız var. Moraller. Niye ortalama moraller bilmiyorum. Senin özellikle yüksek olması gerekiyor Alman. Bizim personelimiz, teknik şefler, aerodinami ve yarış mühendislerimiz. Keşfe de çıkabiliyoruz. Tesis inşa edeceğiz. Abo. Bunlar çok zor ya. Keşif ekibi, pit ekibi. Pit ekibi nasıl bu arada? He, daha farklı pit ekibi. Şeydeki gibi mi acaba? Motorsport Manager miydi? Ondaki gibi mi dedim. Orada misal
Pite gibi yoruluyordu. Yoruldukça değiştirmek zorundasınız. Yeni ekip arkadaşlar alıp yedekte bol bol tutmanız gerekiyor falandı yani. Bir de kurul var. You can monitor board confidence levels, your available budget and your progress okay. towards a greater team. Yani kurul kararıyla girip çıktığımız için bütün şeyler, kararlar onlar veriyor. Bütçe artabilir, düşebilir, memnun kalmayabilirler vesaire vesaire. Mali durumumuz ve puanlar. Tamam. Devam et diyelim. Bir sonraki haftaya geçelim. It's no longer your first day. We'll have you on top of things in the Yarışa kadar günler bu şekilde geçecek. Yarışın tarihine yaklaşan aktivite listesine görebilirsin. Let's take a look at what needs doing today. Üst köşede uyarı işareti yanı. Okey. E-post almışsın. Tamam, hemen bakıyorum. Ne yapılması gerekiyor? Takımına bir kutlama yapmak için herkesin katılacağı bir sezon başlangıç partisi yapmamız gerekiyor. Tamam. Parti isteğini onayla. -10.000. Hiçbir şey ya. Tabii ki de onayla abi. İnsanlar moraller yükselsin. It should keep the team in high spirits. Tabii ki de. Now that's dealt with. We can focus on... Okay, geçelim. Sponsorlar otomatik oluyor herhalde. Geçtik gittik çünkü. Check your inbox for the... Tamam, bakalım ne varmış abi. Ünlem işaretler, okay. ana görevler. Yapmazsın olmaz gibi şeyler herhalde. Let's head to race preparation to see... Evet, günaydın Azat. Bahreyn Grand Prix artık çok yakın ve ayrılmadan önce takımın hazır olduğundan emin olmak istiyoruz diyor. Her zaman olduğu gibi yarış hafta sonuna gitmeden önce aşağıdaki tamamlanmadan emin ol. Stratejinin planlamana yardımcı olması için pist bilgisine göz at. Sponsorumuzun performans hedeflerini kontrol et ve daha yüksek bir ödül için daha yüksek sonuçlar vaat et. En iyi otomobil parçası tasarımlarımızı kullandığından emin olmak için otomobil montajlarını kontrol et diyor. Her birini kontrol mü edeceğiz ya arkadaş? Her defasında bir de. Yarış hazırlığına bir gidelim. This is your race preparation area. Okay. Where you'll get the team ready for the upcoming race weekend. You can also find all the information you need on the circuit we're racing on. One thing you'll always need to do before each race weekend is setting up performans hedefleri. Şimdi performans hedefi ne olsun? For this coming weekend. Teşvik, vaat ve hedef türleri 3 ayrı şekil olacakmış yapmamız gereken. Üçünden de tabii ödül alacağız. Ulaşabilir, fazladan ödeme alacağız. Ulaşamazsak da takımımız bir şey kaybetmeyecek diyor. Okay. Burada hedef ekleyebilir ve sponsorla vaatte bulunabilirsin. Vaatler risklidir. Koyduğumuz hedeflere ulaşamazsak mali kayıp yaşayabiliriz. Ulaşmamız durumunda ise kazandığımız ödül büyür. Bu hafta sonu için vaatte bulunmak ve takımın kazanacağın olası ödülleri büyütmek istiyorsan şimdi yapabilirsin. Sıralama hedefleri S2'ye ulaşma. Aha abi. Yapabilir miyiz acaba? Bahreyn'de şimdi bizim araç ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum. Olası ödül de bu. S2'ye ulaşabilirsek vaatler o. Sıralama pozisyonu. S3'e ulaşma. Olası kayıp. Yani her türlü bir para geliyormuş ama en iyi hedefte 188 bin alıyorsunuz. Burada tabi daha da düşüyor. Olası kayıp sıralama pozisyonu. Burada işte S3'e ulaşırız dersek de S3'e de yani S2 abi siz ne yaptınız ya? Tamam burada kalsın. Elimden geldiğini deneyeceğim zaten. En hızlı tur mu? Saçmalama abicim ne yapıyorsun ya? Bitirme pozisyonu. I see you like a challenge. It might be tough, but the potential reward is a definite pro. Let's just be careful during the race. Tamam en hızlı tur. En hızlı tur almamıza imkan yok. Ne demek en hızlı tur ya? Her yarış sonrası yarış seansında en hızlı tur. Yok. Bunu geçelim. S2'ye ulaşma ihtimalimiz olabilir. S3'e daha net ulaşırız da. Pardon, S3'e ulaşamayız. S2'ye anca. Yani bu garanti ama bu vaat şu anda böyle duruyor. Deneyelim, bir şansımız deneyelim. Görelim onu da. Bitirme pozisyon serisi. 5 tur, 5 yarış üst üste yarışı başlayıp bitirirsek alacağımız ödülmüş bu da. Güzelmiş. Kaza yapmayız herhalde ya. Değil mi? İlk 5 değildir o inşallah. Tamam, devam edelim. Okay, nereden devam ediyorum? Geri gidiyorum herhalde. You've done everything needed. Hadi bakalım. Olası kayıp. 1 milyon 600 bin alacağız sanıyorum her yarış sonrası. Tabii bu bütçe artarak gidecek. Eğer doğru yönetirsek, doğru hedefler belirlersek, doğru vaatlerde bulunursak hedefler yavaş yavaştan artacak. Çünkü yatırımcıların güveni artacak.
Bahrain might have a small land footprint, but it's showing its hey, Perez birinci de burada. Perez'in sevdiği pistlerden biri. For another fantastic weekend of Grand Prix racing. From last to first yaptı. Pist tabii. Bahrain International Circuit is a challenging track and the cars routinely have to brake from high gear to low to take the narrow turns. With the need for downhill braking, the risk of locking up is one driver's will need to manage. It's all about focus and balance to get victory here. En önemli şeylerden biri sözcüğü denge diyor. Yani dengeyi iyi tutturan takım bu pistte kazanacak. Aralarda kopmalar falan, grafik bugları var. Ona çok şey yapmayın, takılmayın yani. Menajerlik oyun sonuçta, bunu sunmayı edebilirler. Birinci serbest antrenman. Serbest antrenmanlar uzun sürüyormuş bu arada, sıralama hepsi falan. O yüzden onları da elimizden geldiği kadar en azından size kısa göstereceğim ama ben söylemem, anlatmam için size görmem gerekiyor. Raporlar varmış burada da. İlk antrenmanı bir çıkalım. Hadi gidelim, nereden? Buradan devam ediyoruz. Burada yarış hazırlıkları alanımız var. Yaklaşan antrenman seansı öncesi istediğin değişiklikler burada yapabilirsin. Merak etme, otomobil antrenman için çoktan hazırlandı. Hazır olduğunda antrenman seansına başlayabilirsin. Okey. Pist uyuma sağlama. Burada işte yüzdeler her yarıştıkça işte antrenman yaptıkça yüzdeler artacaktır. Otomobil parça bilgisi de muhtemelen artacaktır. Otomobil ayarına güvenmede o yüzdeler arttıkça muhtemelen araca olan güvene de artacak. Doğru ayarlamaları yaparsak o zaman araca da güvendiği için daha rahat hissedecek. Güzel yani. 15 tur koşmamız bekleniyor bu yakıtla beraber. Tüm parçalar takılı. Birinci, ikinci otomobiller de hazırmış. Hazır olmadıklarında neler olduğunu da göreceğiz herhalde. Ben bir izleyeyim. Yani ben bir göreyim ya. Yani. Kendim yöneteyim. Yok, simüle etme abi. Ben göreyim ya. Ya neden simüle ettiriyorsun? Ben görmek istiyorum ama. Neyse. Kendisi simüle ettiriyor şu anda mecbur. Bir bakalım. En önemli iç antrenman ya. Canlı yayında oynanır bu arada. Akar. Saatlerce akar. Yaparız canlı yayında muhtemelen. With practice having finished and qualifying set to follow. Sıralamalara geldik. Drivers will have to demonstrate remarkable consistency as they progress through qualifying. Eskiye çıkabiliriz diye niye dedim ben ya? Those at the very top of their game will be looking to lay down a lap time that sets them apart from their competitors. Sometimes that's a mere fraction of a second. Ha bu arada oyunda şey var mı? Dur. Altyazı muhtemelen vardır. Escape'e basıyorum bak. Şuradan altyazı vardır. Onu açayım ki. Çerçevesiz, grafik de değil, grafiklerde görmüş oldunuz, optimizasyonu gayet iyi, altyazıları aç diyelim. En azından o kısımları da görmüş olursunuz. Evet, sıralama turlar sonrası Carlos Sainz en iyi süreyi attı ve ardından Perez, helal lan. Ama daha iyisi olabilirdi tabii yani, üstte Perez'in çıkma ihtimali de olabilirdi. Yani genel olarak fena değil, şu 4 pilot bayağı efsanevi süreler atmışlar. Biz de tabii arkalardayız. Albon yani 0.4 kadar Sebastian Vettel'den daha yavaş. Hedefimiz şuralara girmek. Yani 1 saniye kadar, 1 saniyede bir tık fazla hızlanmamız gerekiyor sıralama turlarında. Evet. Track acclimatization, car parts knowledge and setup confidence. Gördüğünüz gibi piste uyum sağlıyorlar %100 ama otomobil parça bilgisi ikisinde de 69'da kalmış. Otomobil ayarına güvenmede Latifi daha iyiymiş Albon'a göre. Tabii ki de. Yani ben de onu diyecektim. Kendim yapsaydım, simüle etmeseydim muhtemelen çok daha iyi bir sonuç elde ediyor olurdum. Ama ne yapalım? Böyle oldu. Devam edin. Burada da bakın yazıyor her birinin detayı. Yani okumak isterseniz orada oynadığınızda zaten mantığını anladık. Sıralama başlasın. Bir de en önemli kısım antrenmanları da aslında aracınızı ona göre ayar ediyorsunuz. Yani pilota göre ayar seçenekler oluyor. İşte diyor ki abi ön kanat ayarını şöyle yapalım. Arka kanadı birazcık daha açalım. Virajları da daha iyi dönemiyorum. Yere basmayı arttıralım. Düzlük hızı yok. Yol tutuşu az falan diyor. Ona göre aracı ince detaylarla ayarlıyorsunuz. Zaten orada öne çıkıyor bütün olay. Ve şeyde manager, Motorsport Manager'de ben bu işi gayet iyi yapıyordum açıkçası. Mükemmel düzeyi neredeyse getiriyordum.
O yüzden burada da bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum ama şimdilik artık ne yapabilirsek o olacak. Tamam. Sıralama seansını yönetelim. Evet. Our drivers need to be set in their fastest possible. Ha, ayarla buradaymış. So we can advance to the next round of qualifying. The slowest 5 cars will be knocked out. Tamam abi, test ayarlanmayacak mıydı ya? Let's get a car out on the track for its first. Tamam. Radio check. Radio check. Ay çok güzel. Copy radio check. Radio check. Memnun mu ki şu anda? Şimdi burada böyle bir ayar var. Otomobil parçaları var. Ön kanat. Buradan ayarlar değiştiriyor muyum? Ha, otomobil ayar. Bakın. İdealinden biraz uzağız. İdeali burası. Şu arada olması gerekiyor galiba. Bunu nereden ayarlıyorum? Ha, şuradan ayarlıyorum sanıyorum. Şunu şöyle yapsak. Bu kalsın böyle. Bunu da böyle yapsak. Latifi çıkarmadan önce de bu ayarı yapabilirdik ya. Şöyle bir ayar daha iyi olabilir. Onayla diyelim. Yeniden ayarlanıyor. Latifi bir çıksın bir baksın. Araçta memnun mu değil mi? Kamera açıları var buradan gördüğünüz gibi. Tabii mükemmel görüntü kalitesi sunmuyor çünkü... Yarış oyunu değil amaç ama yine de renklendir. Nasıl sürüyor anlatayım mı? What the fuck? Test amaçlı mı bu, nedir? Buradan daha hızlı şey yapabiliyorsunuz, hızlandırabiliyorsunuz görüntüyü. Each car is fitted with a number. Kameralı sayesinde biliyorum. Harita görüntümü. Okay. Remember you're managing two drivers throughout the session. Tamam, onu biliyorum. Şu an araç ayarlanıyor. Ablacığım ya, 2 dakika dur ya. Aa, güzel kamera açılar var ama. Manuel kontrole geç. Şu an otomatik modda mı? Manuel kontrol tempo, gaz kesme, RS sıraçını tam kontrol sağlar. Ha. Anladım. Sonra otomatiğe nasıl geçiyorum peki? If a driver needs an additional performance push for a short time. Tamam, enerji, okay. There are three ERS strategies that deploy more energy than they harvest. But her bir enerji farklı bir amaçla kullanılıyor. Giriş, savunma, otomobili geçmek veya arkadan tutmak. And the harvest will prioritize charging up the battery instead of using energy for performance. Geçiş sürat dengeli kazanım. Hangisini istiyorsanız buradan değiştiriyorsunuz. Ne kadar azalacağını da görebiliyorsunuz zaten. Lastiklerin bitimi, yakıt. Sürat yap birazcık. Dengeliye gel. Geçiş için kullanabilirim düzlükte artık. Yapıştır. Kazanım da tabii ki de biriktirmek oluyor. Ses normale dönüyor. 2x 4x yapınca pistten izliyorsunuz. Şimdi tempoyu atak moduna geçirelim. İlk tur hatta ısınma olsun. Bir standartta git. Tamam, yakıt da dengeli de dursun, tasarrufta durmasın. Tamam, anlaşıldı. Bastıracağım şimdi. Okay, max saving, max fuel saving. Yes. Şuna yeni lastik verelim. Deneyelim şansımızı. Burada son bir ufak ayar yapabilir miyim bakayım. Ya kurtarmıyor artık. Gerek yok. Onayla diyelim. Artık bastıracağım abi, al bunu. Bir tur boyunca bakalım neler yapabilecek. Şöyle şu kamera açısına geçeyim. Lastikler ısınsın. Isı düzeyi iyi mi? Isıtmak için yükseğimi almam gerekiyor. Bakayım.
Tekerlek. Fazla sıcak değil mi bu ya? Birazdan bastıracağız artık. Atak. Atak. We're happy to push on with the tires. Ve sürat. Hadi bak. Hadi aslanım, göreyim seni. Hadi. İç ERS'yi. Aç DRS'yi. Ne var ne yok. Bunu da piste yollayalım. Latifi de ısıtıp hemencik çıksın. Bakalım ne kadar fark edecek. Şu an süre farkı gözükmüyor ama galiba. Tamam, bütün ayarlar istediğim gibi. Şuradan canlı veri akışı. Okey, daha iyi. Şu an canlıyı nereden görebiliyorum? İlk sektör 27 attık. 27 mi? Ne alaka lan? O değil la. İlk sektör o değildir. Dur. Tur geçmişi. 1.39. 12. olmak için mi gereken süre o? Canlı bir süre görebilsem keşke ya. Göremiyor muyum bir yerlerden? Buna da bakmam gerekiyor aynı anda. Son 2 dakika kaldı. Şimdi şöyle yapayım. Lastiğin ısıta dursun. Ayrı pite çağırma. Otomatik moddan çıkalım. Bu da bir standarda geçsin. Hadi Albon, hadi artık. Süresi ne olacak acaba? Yakıt ikmali gerekli. Tamam abi, sıkıntı yok. Görmezden gel. Şu turu bir tamamlayalım ya. Süremiz var. Tamam. Tasarruf modu geç. 18, 13, 13'üz, 13'üz. 13. 13'üz. Hele. Şu anlık en azından. Şimdi bu arkadaşımıza geçelim. Sen hatta pite git bu saatten sonra. Pite giriyor herhalde sanıyorum. Lan Latifi, Latifi. Abi seni kaçırdık galiba ya. Hayda, bu arkadaşımız kaçırmış olabiliriz. Albon'a bakacağım derken. Albon S2'ye kaldı, güzel. Bu iyi. Aynı anda iki pilotla uğraşmak çok zor ya. Biriyle uğraşsak sıkıntı yok da. Pit giriş yoluna doğru gidiyormuş. Okey. Çağrıyı iptal etme. Hata yapmasın. Tabii bizim gibi şu an bir ton arkadaş süre yapıyor. Belki de ilk 15'e giremeyeceğiz. Stroll'ün süresi sayılmadı galiba. Tamam, gidiyorsun zaten. Ha, içeri gidiyorsun. Al, tire soğut. Garaja döneceğim. Ulan hadi Latifi. Hadi Latifi, hadi aslanım. Bir ufak geciktim ya. Lastikler çok mu ısınır buradan yine devam etsek? Hayır hayır, çağrıyı iptal et ya. Ne piti? Manyak mısınız? Hadi Latifi'cim, hadi bastır, hadi aslanım benim. Lan pite girme, iptal ettin. Şaka gibi. Lan 6 saniye kaldı abi. Niye pite girdi? İptal ettim çağrıyı o kadar ya. Ben yine yanlış kameralarda mı geziyordum? Yo, doğru. Latifi niye pite gitti? Albon zaten pitteydi ki. Neyse, bitti zaten süre. Bakalım Albon orada kalabilecek mi? Aha, eylediler bizi.
çok pis elediler hem de. Ah, it looks like we didn't make it through to Q2. Evet, kalamadık. Not great, but it's only the first weekend of the season. Olsun, evet. İlk haftamız 1.30 yapmış ya. Süreyi ben göremedim. Süreyi görebilseydim iyiydi. Bak Albon 1.33 almış. Ama yine bir saniye hızlanmamız gerekiyormuş ya 15'e girmek için de. Alexander Albon da hata yapmadım. Her şey doğruydu. Latifi zaten pitik yaptık. Ay Perez 4. olmuş ulan ya. Ayıp Perez be, ayıp. Gözüm sende bak, gözüm üzerinde ona göre. The time has come to fight it out. It's race day. Williams had a good performance. Bakalım yarışta ne yapacağız? Now they'll be eager to demonstrate that they can have an even better race. Aston Martin. Muhtemelen sadece Albon'la uğraşacağım. Aralarda manuel ayara geçip Latifi tamamen otomatikte kalabilir. İkisiyle beraber uğraşmak istemiyorum çünkü. Benim gece hava bulutları kapalı, takımlar pilotlarda gözü hava durumu raporlarında olacak. Güzel. Ama yağmur gelecek mi bilmiyorum yani. Buralarda yağmur pek yağmaz. Tamam, başlayalım artık yarışımıza. Right then. Time for the main event. The Bahrain Grand Prix. Hava güzel. This is a great time for us to get some early points under our belt. İnşallah, inşallah ablacığım. Bakalım yani şimdi Albon'un yarış esnasındaki performansını da göreceğiz. Yani lastik koruması falan nedir, ne değildir. Sponsorlar ulaşamadık hedefimize. Ama bunlara ulaşırız gibi geliyor. Bitirme pozisyonu, bitirme pozisyonu serisi. Buradan bir düştü. Ne yapalım? Ne yapalım? Ama söz verdiğimiz için tabi parayı alıyoruz galiba ya da yapınca mı alıyorduk? Olası kayıp yok diyor çünkü. Ulan keşke garanti bir şey yapıp para kazansaydık. Burada hiç para alamıyor da olabiliriz. Devam et. Each driver will need to make at least one pit stop to fit new tires. Tamam. On average, a pit stop will cost the driver. Standart bildiğimiz şeyler. Planlama, strateji dışına çıkma. Let's set a tire strategy for our drivers now. Okay. Şimdi bundaki güven yine düşmüş. 62'deydi. Niye düştü? Bu arkadaş da 69'du. 67'ye düşmüş galiba ya da 65 miydi acaba? Yakıtımız 55 turluk. Toplam tur sayısı zaten yani yakıt miktarı full konulmuş ki aralarda böyle yakıtı az tutup da belki birazcık daha orada da strateji yapabiliriz. Every race weekend the team will prepare some recommended strategies to choose from. Soft, hard, soft diyor tavsiye edilen. Ama medium varken hard'a geçmek de. Strategy A is a fast but risky option. Relying on two soft stints and no hard compound at all. Okay. Strategy B is a well-balanced option. Dengeli bir seçenek. Two soft stints and a nice long middle stint on a hard compound. Ya medium'la giderim ben ya. Bu da garanti. Strategy C is a slower but safe option for this track. If you think a different approach. Tamam, ben hızlı olanı seçiyorum. Right. Strategy A seçin. A it is. This is going to need careful management to pull off. İkisi için aynı olması şart değil. Güzel, tamam. Buradan ufak ayarlamalar da istersek sanıyorum şuradan yapabiliyoruz ufak ufak. Geri gidelim. You should consider. İki otomobil içinde strateji seç. Geri git. Bu arkadaşın stratejisi daha garanti olsun. Hem aradaki farkı da görmüş olalım. Bu B'den gitsin. Tamam. A ve B. Strateji A, strateji A. Diyorlar ya plan A, plan A. O işte. Hadi bakalım 57 tur. Tahmini yakıt. 2 kilo gidiyormuş. 110 kiloluk yakıt var. Yuh. Aralarda yakıt tasarrufu da yapabilirdik de. Neyse. Şimdilik böyle bir görelim kendi haliyle. Here we have Alexander Albon. They're starting in the bottom half of the grid today, so there's a lot of cars between them and the podium. Evet, arkadayız, bayağı arkadayız. Next up for the team, it's Latifi. Aslında medium'la falan başlayıp uzun stint de atabilirdik. Ama öyle bir seçenek tabii değiştirmemiz gerekiyordu ya. Evet, onu yapsak daha iyi olurdu. Medium'la uzun bir stint atardık, herkesle beraber pit'e girmezdik. Herkesin durumunu da görmek lazım. 5 kırmızı ışıkla beraber yarışımız başlıyor. Bütün her şeyi bize veriyorlar. Güzel, standart. Biraz atak yapmak istiyorum ben. Yakıtım bol zaten. Ama kaza da yapmayalım tabii.
İkinci kameraya geçelim. Ne bu? Hadi hadi Albon. Latifi önde diyor. Albon'a geç. Hah. Oo, birbirinizi frenliyorsunuz resmen ya. Yarışma diyebilirim takım arkadaşımla ama onu da istemiyorum yani. %98, bu da 98. Bu dengeli gidiyor şu anda. Düzlükte zaten sürat geçişi yaparım, oradan kazanırız bu yeri. Ama en azından ilk virajda Latifi'yi alabilmemiz gerekiyordu bizim. Araca çok güvenmediğimiz için muhtemelen. 57 turun 57'sini de koşturmak biraz saçmalık ama. Gerçekçi olması açısından güzel ama. Lan çok kötü çıktık ama ya. Hiç kaza hata yapıyorlar mı? Onu da merak ediyorum. Hadi. İlkini geçiyoruz. Şükürler olsun. Dengeliye geç artık. Hatta burada da bir risk alabilir miyiz bilmiyorum. Just use the overtake. Yes. Yes. Atak moduna geçme. Artık koruyabiliriz lastiği de. Ne kadar uzun gidebiliriz bilmiyorum. Belki de erken pit yapmak. Strateji değişikliği yapmak istediğimizde değiştirebiliyor muyuz acaba şuradan bir yerden? Değiştirebiliyoruz sanıyorum. Aynen, pit seçenekleri daha fazla seçenek şeklinde. Otomobil yarıştan çekme. Aynen, en az iki farklı hamur kullanması gerekiyor. Tamam. Okay. Buradan değiştirebiliyoruz ayar ve oyunu o esnada durduruyor. Farklı strateji yapmak istersek yapabiliyormuşuz. Güzel. Bunu da bilmek iyi. Biraz biriktirdik artık. Düzlüklerde yine geçiş yapabiliriz ama yakıtı bir tık dengeleyemem. Hadi bundan sonraki tur mu alsam, ne yapsam? Yakıtta genelde hep yapamıyorum. Puan alamayız ama yukarılara oynamak lazım. Okay. O da çıktı. İçeriği savunuyor. Güzel. Use DRS. DRS açılmış. Yarış açıldığına göre yakıt artık dengeli modunu alabilirim gibi. Let's reduce lifting coast by one level. Okay. Biz de DRS alıyoruz. Yap the overtake. Copy. Yapıştır, yapıştır aslanım. İki Aston Martin de geç. İçeride kal, içeride kal birazcık. Geç frenini alabilirdin ya. Lastik durumumuz bir tık kötü. Kauçuk çok yüksekmiş. Yani muhtemelen 8. 10. turlarda mı? 10. turda falan gireriz herhalde lastik değişimi. Yakıt bir müddet böyle dengeli de kalsın. Atağımızı yine o son düzlükte yaparız. Finish'e giderken. Şimdiden savunma moduna geçtiğine göre bayağı hop. Aa geçtik, süper. Helal lan Albon. Bastır kardeşim. Eline sağlık. Aslanım benim. And a new position just gained by Williams. Albon tarafından geçildi. Doğru. Kameraya çıktı herhalde görüntü.
Master Buster Buster aç RS. Ye kardeşim. DRS'si var onun da bizim yok galiba. Öndekiyle mesafemiz çok fazla. Güzel. Böyle kalsın ama bir sonraki DRS'm daha var. Bas 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 bas. Biraz araya açalım. Hayır hayır hayır, geç frene yapma Fetal, hayır. Aa, çok eğlenceli. Ah be abi. Bastırmaya devam, tamam dur. Yakıtı da biraz açacağım. İyi, lastikler fena değil. Okay, reduce lift and coast. Yep, okay. Yeah, okay. Çok iyi ya seslendirmeler. Birebir zaten bütün seslerden almışlar yani. Onu biz de fark ettik de ama tatlı yani bu detaylar. Burada geçmeyebilirdim belki de ama kazanım, kazanım, kazanım. Biraz ERS kasalım artık, yeter. Çok harcadık. And there's an overtake from Williams. Full deploy. Yep, ya da sure. Kazanım diyelim. Gelsin, geçsin ben. DRS'yi kapalım diyeceğim de. DRS ile beraber kaybedeceğim. Geç geç, bir sonraki DRS'de ben hallederim. As the race progresses. Yarış ileride, yarıştan önce planlarını, stratejiye göz atmayı unutma. Strateji günümüzde strateji görebiliriz. Ürün üretimini değiştirmiş. Tamam. Okey. Dikkat etmen gereken önemli bir alan. Tüm pilotlar, tüm uzun. Okey. Dur bir bakayım. Ama yarış durmuyor. Lan ikisine birden geçilme ama ya. Bu kadar da değil abicim. Oo. Bastır. İkisine birden geçilmek nedir ya? Ne güzel gidiyordum. Arayı açamadım. Şu DRS şeyinden kopamadım. Aha. Üçüncü virajda. Increase. Lift and coast. Bastır bastır. Okay. Bakacağım onları. Dur hatta bir bakalım kim ne yapıyor. Carlos Sainz şu anda birinciliği almış. Leclerc ikinci. Max iki geri düşmüş. İki basamak. Perez yerini koruyor. Lewis devam ediyor. George Russell bir alan kazanmış. Bir yer kazanmış. Yuki kazanmış. Biz de kazanıyorduk aslında ama geri düştük. Latifi ile aramızda ne kadar saniye fark var şu anda bilmiyorum. Şuraya şuradan görebiliyorum aslında gerçi. 4 saniye var. Şu Vettel ile şeye geçmem lazım. My Summer Car. Mick Schumacher'a geçmem lazım. Buralarda dengeni koru. Lastiğin full atak moduna alsam mı acaba demiyor. Değilim. Artık 5. turdayız. Yakıtı çok da almak istemiyorum. Şimdi onların lastik durumunu falan hepsini görebiliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Onlar birbirini yesinler bir güzel. Ben düzlükte geçeceğim. Hatta kazanım moduna geçelim. Dışarı çıkmış. Aa. Bas. Bas kardeşim, bas. Açtım, yakıtı da açtım. Tasarruf yok. Tabii DRS zincirinde yapmak ne kadar doğru ayrı bir konu. Lan ERS'm kalmayacak ha. İkisini bir ara. İkisini bir ara. Max saving, max fuel saving. Copy. Tamam, max fuel saving dedi. Good job, good job. Kaçtık gibi. Several places in one go. Kazanım, kazanım, kazanım. Buralarda kazan, düzlükte yine bastıracağız.
Keyifli aslında yani böyle her şey bir bir görmekte. Daha genel bir kamera yok mu ya? Savunma moduna geç. Ortaladı da içeriği kapatsan daha mı iyiydi acaba? Check the DRS. Yes. Savunma modu, savunma modu. Heh, tamam kazanım. Buradan ay bitmiş. Yok. Verstappen en iyi süreyi almış. Geçti az önce, geri düştü sonra. RSM yok mu? Hiç mi kazanmıyor şu an? Kazanım. Alo. Ya da limite mi ulaştık acaba? Savunma da yapamıyorum. Lan ikisine birden geçilme, hayır. Geç fren, geç fren. Hadi yapabilirsin. Şimdilik biraz arkada kalalım ya. Vettel ne uğraştırdın beni be. Vallahi uğraştırdım kanser. Araca gelişim lazım. Stroll 06. Stroll'le aramı açayım. Stroll bir DRS'mden çıksın. Ondan sonra Vettel'le ayrıca uğraşacağız galiba. Yoksa zor. İkisiyle beraber uğraşıyorum. Hiç hoş değil. Sürat yapalım. Yeah. Deploy. Okay, copy. Tamam. Kazan, şarj et. Vettel bir sal arkadaki arkadaşı ya. Latifi, şarjı full. Biz burada boğuşuyoruz şarjla beraber. 3.8 saniye fark oldu Mick Schumacher ile aramızda. 4 saniye hatta. Geç geç geç. Geç hadi sen. Stroll geçmesin de. Stroll oy geliyor. Neyse ki geçemeyecek. Çabuk şarj et. Kaç! Kaç şimdi! Kaç! Kaçamıyorum ki. Vettel de Stroll'ü getiriyor beraberinde. Şu yakıtı da iyice bir şey yapalım. Stoklayalım. Sonrasında açıp anca öyle kaçarım herhalde. Hem ERS hem yakıtı. Lastikler yavaştan kendini göstermeye başladı mı artık? Ne yapıyor? 5.3 saniye çıktı. Çok yavaşız şu anda. Tamam, iyice biriktirelim. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Bir kaza oldu sanıyorum. Sanal güvenlik aracı girdi. Pit seçeneği kesinlikle olabilir gibi geliyor. Ama ikisi beraber pit olmaz. Albon'a pit yaptırabilirim gibi ya şu anda. Daha da büyük kaza olmaz. Ama şu an kaçıncı turdayız? 12'lerde 13'lerde miydik? Öyle bir şey galiba. Medium'a geçersek 33 tur gidiyormuş. Yani Şu anki tabi 11 tur gözüküyor. 11 turu biz aşağı yukarı gördük. Medium'a geçme vakti o zaman geldi kesinlikle. Bu tur pit'e geldi diyelim. Our driver has just entered the pit window.
The pit window encompasses the laps that cover the planned pits. This means it's nearly tamam. Time to call the planned pit stop. Tamam. Yapma vaktine yaklaştı anlamına gelir. Acilen pit stop yapmak için bir sebebim yoksa strateji bir diğer turda pit stop yapman en iyisidir. Okey. Tamam, Latifi öyle yapsın. Biz zaten Albon'la pite giriyoruz. Diğer es kapattılar. Keşke kazayı da böyle gösterseler de. Yellow head, yellow head. Ve Vettel'in önünde. Okay. Aslında şeyde virtual safety card'ın bahanesiyle acaba bir saniyenin üstüne de çıkabilir miydik de lastikler gitti artık ya, yeter. 13. turdayız baksana. Tabi hard'a geçirip aslında bir pit stoplu bile yarışı tamamlayabilirdik. Latifi'de misal dengeli gidiyorsak onu yapabiliriz. Latifi'de hiç ERS kullanmıyor mu? Ne yapıyor dengeli de anlamadım ki. Bakalım kimler pit'e girecek. Şu an kimse girmedi. Sainz, Leclerc. Virtual Safety Car'la beraber ne kadar kazanıyorduk? Ortalama bir 5-6 saniye kazanç var galiba. Normal Safety Car'da kaza olsaydı o zaman 9 saniye kadar kazanç sağlayabiliriz. Aa, pit'e girmişler. Güzel. Tamam. Şampiyonların stratejisine uyuyoruz. Biz de bu bahaneyle medium'a geçelim. Pit'e giriyorsun değil mi bak? Girmemek yapma. İyi giriyor, tamam. Yakında bitiyor, bitsin. Hiç problem değil. Aklı olan herkes girmiş anladığı kadarıyla. Burada hızlandırabiliyormuşuz, okey. Latifi devam etti. Latifi'nin bir tık arkasına düştük. Tamam. Fresh lastikler. Önce bir tempoyu düzgün yapalım. Bastırma modu yapabiliriz. Lastiklerimizin durumu iyi gibi. Şimdi aşağı yukarı 25 tur gittim. Ne yapar? 15. turdayız. 48. Yani 25 tur gitmeme bile gerek yok. 9. virajda Schumacher okey. Hedefimiz Schumacher'di zaten. Onu geçmekti. O zaman atak da yapabiliriz gibi ya. Ama bir ERS kazanalım artık, yeter. Bir ERS bir fullleyelim. Stroll pit'e girmiş. Stroll'ü geçmiş olduk bedavadan böylece. Ama Stroll'ün önündeydik. Asıl Vettel pit'e girmedi. Vettel girdiğinde biz nerede olacağız ona bakmamız lazım. Şu an full bastırayım. Birkaç tur içinde zaten çoğu insan pit'e girecek herhalde. Ya da giren girdi midir? Kazanım bundan ibaret değildir herhalde benim için. Geçiş yapalım artık. Gerçi yetişemeyebiliriz. Şu an stratejime göre ideal pit stop turuna girdik. Pit seçenekleri değerlendirelim abi. Bunu da hard yapıp aslında bitirtme ihtimalimiz bile olabilir ama Latifi daha iyi bir şey yapar belki de. Deneyelim şansımızı. Deneyelim. Neden olmasın? Box box. Watch out. White line. Box box. Box box. Onda da o stratejiyi görelim. Yani takım da kazanması lazım. Albon ham olarak hızlı olduğu için zaten yine bir şeyler yapar gibi geliyor. Nerede yarışma dediğimiz seçenekler nerede ya, takım arkadaşınla yarışma diye? Körtlerden kaçın. Okay. Hasar, tamir, parça durumu. Tamam, böyle bir durum olursa buradan kontrol ediyormuşuz onu da. Şöyle diyelim. Yarışma takım arkadaşı. Zaten pit'e gireceksin. Aç yolum, aç. DRS ver ve aç. Heh, DRS'yi de aldık. Güzel. Teşekkür ediyorum. Pit'i
pit'e giren girdi galiba. Ya da medium'la başladı çoğu diyeceğim. Değildi. Evet, Vettel pit'te ve Vettel'i pit çıkışında geçiyoruz. Tamam. Undercut'ımız işe yaradı ama ne pahasına yani. 5 tur daha eski bir lastiğimiz var. O yüzden belki de avantaj olarak bunu söyleyemeyebiliriz. En azından ERS'miz full. O da güzel. Gerçi 5 tane de fark varmış. Güzel ama Mick Schumacher çok mu hızlı bilmiyorum. Yetişemiyorum kendisine. Lastiği de biraz yükseğe mi alsam diyorum ama bu sefer Vettel'in yetişme ihtimalinden de çekiniyorum. Arada ERS'yi kullanalım. Şu an Vettel ile Stroll yarış içerisinde. Hatta Stroll geçmiş Vettel'i. Benim de işime yarayan şeyler bunlar. Surat yapalım. ...7.3... Yani epey zahmetli olacak. Lastiği korumak için standarda geçtim ve standarda geçtiğimde zamanı da ilerlettiğimde tabii ki de Vettel bana yetişti. Ricardo da benden uzaklaştı ne yazık ki. Yani sanıyorum en ideali böyle yarışı tek tek her tur tur kontrol etmeniz. Öbür türlü bayağı yetişiyorlar, kaybediyorsunuz. O birazcık kötü açıkçası. Daha iyi olmasını isterdim o konuda. Yani böyle biraz hızlandırdığında da daha rahat gidebilirdi. Biraz bastırmam lazım. Stroll'le araba açmam lazım. Vettel dedim galiba az önce. Yaklaşmasın artık. Güvenli mesafemde kalmak istiyorum. Lastiğim birazcık gidecek ama hedefime çok uzağım şu anda. Yani 47-46'larda girerim diyordum ama sanıyorum oraya kadar uzanabilir miyim bilmiyorum. Blokajla beraber sanırsam da hasar da verdim lastiğime. Ondan dolayı şöyle bir sürat yapalım. Latifi her zamanki Latifi, yani dengede bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi anca o kadar yapabiliyor yani. Arkalarda hard lastikle artık yarışı bitirebilir mi bilmiyorum, bakmak gerekiyor ona da. Şimdi dengeliği alayım, bir bakayım nedir durumu. %76, yani bitirme ihtimali var, yok değil. 2 saniye çıktı fark. Şu anda tabi Stroll ile Vettel yarış içerisinde ama bana hala bir kazanım yok bunun. Bayağı geliyorlar. Sürat aldığımda birazcık kaçabiliyorum ama onun dışında çok kaçamıyorum. Yakıtı da arttırmak istemiyorum fazla. Looks like Aston Martin have just gained the race. Savaşıyoruz Vettel'le. DRS mesafeme girdi ve şu anda geçti. Ama dengeli kullanmaya çalışıyorum. Arada kazandım, şarj ettim. ERS yönetimi çok zor. Lastiklerim de artık gitmeye başladı. Gördüğünüz gibi %48 kaldı lastik. O yüzden orada da zorlanıyorum. Sanıyorum erken pit'e girmem gerekecek. Yoksa işimiz zor. Tabii Vettel'le yarıştığımız sürece de Vettel'in de buradan bir zararı olacak lastiğine. Çünkü onun lastiği daha iyi durumda benimkine göre. Stroll de mi geçecek? Hayır, sen geçme. Stroll geçmesin. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Artık düzlükte geçebilir miyim? DRS ile beraber. Burada da ne kadar geçmek istiyorum acaba diye soruyorum. Aynı kovalamaca devam ediyor. RS'si iyi durumda ya Vettel'in. Sektör 2'de blokaj var. Şu düzlükte sadece dengeliği alayım, çok kaçmasın bana. Tamam, artık kazanıma da geçebilirim. Stroll müydü lockup yapan bu arada?
Geçtik, tamam, güzel. Full kazanımda kalsın. Okay, 5 laps to go. Nasıl 5 laps ya? 2 olmasın. Looks like Aston Martin. Yoksa final lap to go mu dedi? Lan. Ya abi saçmalık ya, saçmalık. Birileri yine geçiyor beni, sırf bu yüzden yer kaybediyorum ya. Of, delireceğim abi, delireceğim ya. Şansa bak. Şansa bak. Copy. O da yol verecek. Okey de yani beni yavaşlatıyorlar. Bak abi 2.7 saniye oldu ya. Dengeli kalsın ya. DRS'm de yok ki. İnanılmaz. Nasıl 4 tur kaldı ya? Hala ben anlamıyorum. 55 bir bug mı, bir hata mı var? Ha, biz tur yedik ondan dolayı. Tamam, yakıtımız iyi. Fetelim bu önümdeki. Evet, 1.1'e kadar indik, güzel. Hadi DRS'sine girmemiz lazım. 4 tursa o zaman onun lastiği de iyice gidecek, ama benim lastiğim de gidecek. Macaristan gibi yapacağım abi. Gerçi o kadar tur da atmadık da hardlarla. Onun da DRS'si yok, güzel. Ama ben DRS'yi almam lazım artık bu düzlükte ya. Geçiş modunu alalım. Just use the overtake. Okay. Burada yetişmem lazım artık. Yetişemedim sanıyorum. Currently 3 laps remaining of the race. Tamam. Hadi buradaki DRS'yi kaçırmayalım. You have the overtake. Yeah. Oh tamam. DRS'ye geldik. Beleşten bir yaklaşma. Lastikler dayanır herhalde değil mi? Görmüyorum yani. Kaça kadar gideceğimi bilmediğim için şimdi. %30'un altı mı tehlikeli? Çok riskli. Verilen istatistik bize yetiyor gibiydi. Artık bitti galiba. Güzel. Sainz için son tur. Bizim için bir tur daha fazla olacak. And a new position just gained by Williams. Lan arkadan da yine bir Ferrari geliyor. Bu sefer ama ona tur bindirecek önce. Arkada kalmamak lazım bu tur bindirmelerde. O yüzden sürat yapayım. Uzaklaşalım yeah. Buradan. Deploy. Yes, okay. So one more lap. Oh. Gel Ferrari, çabuk gel.
Sonra ben yol verirken de Vettel yakalarsa beni, o da sıkıntı. Gerçi onların turlar bitti galiba ya. Bizim bir turumuz daha var, onlar bitti mi? Orada kafam karıştı benim. Heh, yol ver, yol ver Ferrari'ye. İkimize birden. Benim şansıma bak, bizimkinde o kadar mı yakındık? Bizimkinde yani ben yol verdim sadece ya. Ayıp be. Daha da yetişemezsin. Tamam, başka bir pilot çizgi geçti, birinciliği aldı. Sainz 1. Verstappen 2. Russell 3. Perez 4. What the fuck? And Sainz crosses the line first. He's taken the win. Toes up really coming down. Yeah, iyi fan. Tamam, %32'den sonra artık lastikler gidiyor diyormuş. Finish. Oh be. Tamam, hedefime ulaştım arkadaşlar. Yani Vettel'i geçerim dedim. Aston Martin takımını geçmek de hedefim. Şu anlık bu araçla beraber gayet iyi düzeydeyiz. Yani sonuncu araç değil de 9 numaralı araç oluyoruz bu durumda. Bir sonraki hedef galiba artık yavaştan Ricardo ve tabii ki de Mick Schumacher'lere doğru çıkmak olacak. Ama araç geliştikçe olacak, bu şu anda değil de. Your drivers will be able to improve their skills. Nice. Gördüğünüz gibi Albon 958 puan almışız toplam. Gelişme potansiyeli 1 nokta, yani bu çarpanıymış. Yarış 770, neye göre veriyorlar peki? Başarılı geçiş 21 tane mi, 10 tane mi? 10 tane var, 21 tane de olabilir. 21'dir ya o, 10 değildir. Başarılı savunma 17. Başarısız geçiş 8. Ona bakılırsa. Ya da 8 geçişten bir tanesi başarısızdı galiba. Aynen. Başarılı geçişte 21'de 10'muş. Yani 50-50 gibi bir şey mi acaba? 17. sırada bitirdik. Fena değil. Tecrübemiz 895'ten 958'e mi yükseldi? Ne oldu? Anlamadım. Antrenmanlar %100 yapıldı. Bu arkadaşımızın çarpanı bir tık daha düşük. Performansı iyi. Bizim performansımız etkileyici. Güzel. İstediğim şey de oydu bizim. Bu arkadaşı hiçbir şey yaptırmadığımız için yerinde kaldı. Neyse, Albon geliştikçe daha da iyi olacak. Oo, neler geliyor, neler sponsorlardan. 3.5 milyon para geldi, 3.600 hatta. Çok iyi, çok iyi. Yani Nicholas Latifi 1. otomobil, 2. otomobil bizim. Bir şey yok herhalde, giderimiz yok. Normalde burada gider olurdu ve gelir de bonuslar muhtemelen. Sponsorlardan da buradan geliyor. Sponsor taban değerlendirmesi. Performans teşviği yok. Bitirme pozisyon sonrası en hızlı tur, eskiye ulaşma, bunlar olabilirdi ama olmadı. Bitirme pozisyonunu oynadık. Devam. Güzel. İlk bölüm için çok uzun olmuş olabilir. Elimden geldiği kadar da kesip biçip bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama güzel bir hafta geçirdik. Tamam. Tamam. Kurula bir bakalım. Kurul ne diyor abi? Kurulun güveni. Kurul güven şu anda ortaymış. Yarış performansımızdan çok memnunlar, mutlular. Hedeflerimiz gittiği yer memnun. Mali durumda gayet iyi. Borcumuz yok. Bu güzel. Sezon hedefi 9'unculuk veya üstü. Yani sezon sonuna doğru 8'inciliği falan yaparsak çok büyük bir hedef olur bizim için. Yani başarmış oluruz. Hedefe ulaşıyoruz şu an gidişatta. Öyle gözüküyor. Puan çekişmesi olarak kalan sezon 3 sezon diyor. Bu sezonki yarışların %50'sinden puan al diye bir şey varmış. O çok zor. Çok ileride olabilecek. Hedef sezon 2024'müş. O zamana kadar tabii hazırlanacağız. 21 Mart 2022'deyiz. Bütçemiz de burada gördüğünüz gibi 23 milyon. 23,5 milyon. Buradan bütçeyi görebileceğiz. Memnun oldukları sürece de gördüğünüz gibi ekstra para da çekebileceğiz. Sezon bütçesi 50 milyonmuş. İlk ödememiz, aylık ödememiz. Aylık 4 milyon civarında ödeme alıyoruz. Burada bir para talep etme durumu yok. Takım derecesi.
rekabetçi buradan artacak işte puanlarla beraber. Yavaş yavaştan gelişeceğiz. Pilotlar şampiyonası sonucu falan filan. Bayağı bir bilgi var. Profilimize bakarsak burada da genel bizim istatistiğimiz var. Bir yıldaki en yüksek gelir diyor Azat Egemov. Kurallar ve regülasyonlar postalarımıza da bakalım. Takım katılımcı bir üretim projesi üzerine çalışmaya başlamıştık. Projenin tamamlandığını söylemekten mutluluk duyuyorum. Otomobil deposunda bekleyen yeni bir süspansiyon mevcutmuş. Güzel. Bu sezon seninle heyecanla çalışmayı bekliyorum diyor. The other teams won't be taking it easy. And having a cutting-edge car is vital if we want to stay competitive. Aynen öyle. Hızlı otomobiliniz olursa kolay erişiriz. They can then be manufactured and installed. Suspansiyonu zaten üretmiştik. Sadece otomobili takılması gerekiyor. Tamam, otomobile gidelim. From the cars area, you can manage everything relating to the cars and their build. From car analysis to car parts. Okay. Geliştirme, otomobil parçaları ve otomobiller. Uninstalled car parts are stored in the warehouse. Depoda tutuluyor. Parçamızı depoya bekliyor. Bu parçayı kullanmak otomobil ayarını birini iyileştirebilir. Gidelim bakalım. Here at the warehouse, you can find all the car parts that make up an F1 car. Okay, yeni süspansiyon almaya geldik. Right. All the available suspension designs are here to look through. Notice how both cars currently have the same suspension design installed. Check the new design at the top of the list. Şuradaki sayı 4 tane var demek. Listenin başında yeni tasarıma göz at. Her otomobil sadece bir süspansiyon takılabilir. Yeni süspansiyon verenler falan filan. Okay. Take the time here to compare the two designs. Tamam dur bir. Aa, izin vermiyorsun ki. Select the new suspension. Ya basit şeyler bari gösterme. Şimdi şu an SÜ 2. Şu anki araçta duran SÜ 1'miş W22'nin. SÜ 2'ye geçersek ne değişiyor? Top speed çok ufak artıyor. Orta hızımız çok ufak artacak gibi duruyor. Yüksek hızda değişen bir şey yok. Düşük hızda 12.39 artması mı daha önemli? Herhalde artması daha önemli. Çünkü artıyor. Çok ufak detaylar bunlar. Bunu takalım. Tabii ki de ikinci otomobil. Come on! That's the new suspension fitted. Başka bir kopyası üretmek istersen burada yapabilirsin. Fakat F1'in resmi harcama limitlerini unutma. Otomobil geliştirme güncelleme için harcayabileceğin miktar her sezon sınırlandırır diyor. Vay be. Parçası bilgisi. Üretim yaparsak. Yani böyle kritik olmayan bir parça için üretim yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Çok azıcık fark varmış çünkü arada. Bunu üretmek için de harcanan para değil, kalan harcama limitiymiş bu. Toplam maliyet 50 bin dolar mıymış? Yaklaşım hızlı. Hızlı yaparsak maliyet de artıyor. Yavaş seçeneği yok. Acil dersek 250 bin dolara. Yuu. Kaç adet istiyorsak tabii ona göre fiyat değişir. Şimdi bunu sürekli olarak devam ettireceksek birkaç kopyası elimizde bulunması gerekiyor. Yani kanat kırdığımızda. O sebepten ötürü 3 tane yapsak mı her araç için 2 tane mantığı da düşünüyorum. Denemiş olalım. Denemiş olalım abicim. 150 bin dolar. Sonuçta böyle şeylerimiz olacak. Tamam. Garaja dönebiliriz artık. Buradan misal ön kanat, şasi. Ön kanatta yok mu? Yeni bir şeyler üretemiyor muyuz? Şu an elimizde 6 tane varmış misal. Şasiden 4 tane varmış. Yenilerini geliştirmemiz gerekecek artık. Otomobil parçaları da geliştirme. Evet, en iyisi ben burada videoyu sonlandırayım dostlar. Çünkü bitmek bilmiyor. Video çok uzayacak. Sizi de sıkmak istemiyorum daha fazla. Menajerlik oyunu saatlerce oynayacağımız. Üzerine koya koya arabamızı geliştireceğimiz. Pilotları daha iyi şartlar altında yarıştırıp hem onları geliştireceğimiz hem de tecrübe kazanacağımız bir süreç olacak. Yolumuz uzun. Acelemiz de yok. O yüzden sabırlı olan insanlar bu videoyu, bu seriyi takip edecektir diye düşünüyorum. Hem motorsporların hem de F1'e hem de benim amatör sunumuma, yorumuma katılanlar tabii ki de özellikle takip edecektir. Ama keyifli bir serüven olacak kesin. Hedefimiz en azından 8.lik olsun. Yani 9 ve üstü değil 8 olsun, net olsun. Bir sonraki takım artık her kimse muhtemelen bundan sonra kötü takım McLaren olarak gözüküyor.
Aston Martin'i zaten geçiyoruz. McLaren'ı da geçebilirsek takım puanlarının. Tabii Norris'in puan almaması gerekiyor ama o da zor bir şey. Yapabilirsek harika olur. Olmazsa artık bilemiyorum. Çünkü Bottas puan alıyor. Ha, gerçi Alfa Tauri da olabilir. Alfa Tauri da çok iyi değiller. Onlar da çok zor puan alıyorlar. Yuki de keza, Gazze de keza, en azından gerçek serüvene bakılırsa, lige bakılırsa öyle gözüküyor. O yüzden bekleyip göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.